Galatasaray Televizyon'dan herkese mutlu günler diliyorum sevgili izleyiciler. Sosyal medyanın nabzını tutan program Medya Aslanı'na hoş geldiniz. Bu hafta da yine stüdyoda çok değerli bir konuğumuz var. Sabah gazetesi futbol istatistikleri editörü sevgili Taner Karaman bizlerle birlikte. Taner hoş geldin. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Teşekkür ederim. Beni kırmadığın için özellikle teşekkür edeyim. Ben teşekkür ederim. Ben aslında Taner'i Twitter'da tesadüfen gördüm. Bir maç esnasında timeline'da gezinirken senin bir istatistiğini bir arkadaşım retweet etmiş. Benim de oldukça dikkatimi çekmişti. Dikkatimi çekmesinin en önemli sebebi çok anlaşılır bir dilde yazıyor olmandı. Çünkü herkes istatistikten anlamayabilir. Herkesin rakamlarla arası çok iyi olmayabilir. Ben de rakamlarla arası çok iyi olmayan isimlerden bir tanesiyim aslında. Sonra girip senin profilini inceledikten sonra gerçekten çok anlaşılır dilde paylaştın ve anlık istatistikler gerçekten çok ilgimi çekmişti benim. Böylece de seni takip etmeye başlamıştım. Sen nasıl başladın? Aslında sen normalde fizik okudun. Fizik eğitimi aldın. Ya aslında fizikçiyim. Ama şöyle söyleyeyim, ÖSS mağduruyum. Çok gerilere gidersek. ÖSS mağduru olarak fizik okumuş. İngilizce fizik okuduğu için de birazcık bu işin artılarını da kapmış bir insan olarak medyaya yakınlığım vardı, düşkünlüğüm vardı. Kayserispor taraftarıyım. Galatasaray TV ekranından da söyleyeyim öncelikle bunu. Kayserispor taraftarı olarak da Kayserispor'a ne yapabiliriz derken kendimi bir anda Fotomaç gazetesinde buldum. 18 yaşındayken Fotomaç gazetesinde Kayserispor haberleri yapmaya başladım. Medyanın içine girdikten çok sonra çok genç yaşta girmişsin bu sefer. Evet, 18 yaşındaydım ve bir yerden sonra kendimi matematik, futbol nasıl olabilir derken istatistiğin içine buldum ki Türk medyasının bakir olduğu bir noktadır futbol istatistikleri. Çünkü matematik hakimiyeti çok yüksek olmayan iletişim mezunları var. Ve iletişimde matematik aslında çok önemli ama bunu yapmıyoruz. Yani basında matematik, ekonomide ya da futbolda, gelişen futbolda matematik çok önemli ama ne yazık ki böyle bir eksik var. Biz de o eksiği dışarıdan doldurmaya çalışanlardan bir taneyiz. Yani aslında futbolda biz çok gelişmiş bir ülke olduğumuzu zannediyoruz ama kesinlikle değiliz bence. Yarışamayız bile birçok ülkeyle diye düşünüyorum. Liglere baktığımızda, üst düzey liglere baktığımızda bence çok alt sıralardayız. Bence değil, hatta istatistikler de bunu çoğu zaman ortaya koyuyor. Yani birçok alanda öyleyiz. Yani futbol olarak aslında imkanı olup da değerlendirmeyenler listesi olabilse herhalde son sırada olurduk. Şu an bakan, Sayın Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın açıklaması vardı. Tribün dolulukları ne kadar diye. Açıklamasına baktığım zaman 5000 ortalamayı oynuyoruz Süper Lig'de ve bu ortalama Nijerya'nın bile altında. Kesinlikle. Yani Nijerya'da futbola daha fazla ilgi var. İngiltere'yi, Almanya'yı hiç katmıyorum zaten. Biz o ortalamada 30. sıralarda falanız Avrupa'da. Yani benim en çok dikkatimi çeken şuydu bu sezon. Borussia Dortmund küme düşmeye oynamasına rağmen, evet yani tabii ki Bundesliga'nın en önemli takımlarından bir tanesi ama küme düşmeye oynamasına rağmen tribünler her maç full oluyordu. Keza La Liga'da, Barcelona'da evet, çok iyi bir dünya çapında, ki bence dünyanın en iyi takımı olarak düşünüyorum ben. Yine 80 binin üstünde her maç, gündüz maçları dahi tribünlere oynanıyorlar. Çok daha uç bir örnek verelim. Mesela Almanya'da geçtiğimiz ay içerisinde oynanan 4. lig maçı, Erfurt iç saha maçında 30 bin kişi vardı. 4. lig. Almanya 4. ligi ve Sabah gazetesinde bizim yaptığımız bir araştırma vardı. Süper Lig'in tribün ortalamasını diğer Avrupa liglerinin ikinci ligleriyle karşılaştırdık. Biz İngiltere Championship, Almanya Bundesliga 2 ya da İspanya'nın 2. ligi, hepsinin gerisindeyiz. Yani onların 2. liginin de gerisindeyiz şu an tribün doluluklarında. Yani çok aslında uzaklara gitmeye de gerek yok. Alt liglere baktığımızda da yani Pasolik gelmeden önce tabii ki oranlar az sonra da ekranlara getireceğiz zaten. Çok uç farklar var. Yani Zonguldak Spor'un maçında bile tribünler... Zonguldak yani Spor'un... amatör lig olmasına rağmen çok enteresan bir şekilde tribünler her zaman dolu. Tabii ki Pasolik olmaması falan, bu tarz faktörler tabii ki var ama... Şöyle söylemek lazım. Sözünü kesiyorum. Yani Zonguldak Spor 3. ligde zirveye oynuyor, oynamıyor ama her maçında en az 15 bin kişi oynuyor. Kesinlikle evet. Kayseri Erciyesspor'a bakalım. Sucuk ekmek veriyorlar. Bedava Pasolik veriyorlar. Ondan sonra ulaşımı bedava sağlıyorlar. Ve maçına 1986 kişi gitmiş. Peki bu hafta sence bunun sebebi ne? Ya bunun sebebi kalitesiz malzeme diyorum ben. Çünkü şu Süper Lig'de Manisa Spor'un, daha doğrusu Akhisar Belediye'nin sahası çamur. Evet, Gaziantep çamur. Stadyumlarımız çok kötü.
stadyumlarımız futbol oynanması için değil. Standartlarda bir stadyum nasıl olmalı biliyor musun? Avrupa'yı örnekler vermek istemiyorum çok fazla ama şudur. Alt tribünle üst tribün arasında 3 misli fark olması lazım. Yaklaşık olarak ve alt tribünün 3 misli daha büyük olması lazım. Yani zemine baktığımızda şimdi tribünleri de hadi ikinci plana atalım. Zeminlere hı-hı baktığımızda yani sporcu sağlığının herhalde en geri planda kaldığı, tabii, sporcu sağlığına en az önem verilen ülke biziz herhalde. Fenerbahçe Galatasaray Süper Kupa finali nerede oynandı? Manisa'da. 2 tane, hı-hı, sakat verildi. Burna Alves sakatlandı o çimde. Bir sakat daha vardı. Yani 2 tane sakat verildi o çimde ve o sakatlıklar olacağı belliyken o sahada o maç oynatıldı Türkiye'de. İşte. Biz o zeminlerde futbol oynatmaya hakemler olarak ya da işte federasyon olarak hakemlere müsaade bu yetkiyi vermediğimiz sürece bu sakatlıklar daha da olacaktır. Beşiktaş Spor Kulübü'nde bir sezonda 42 tane sakatlık yaşanıyorsa bunun altını sorgulanması lazım ve birçoğu stadyum içerisinde yaşanan sakatlıklar. Evet. Böyle bir anormallik var. Biz Avrupa'ya baktığımız zaman bir kere sert bir ülkeyiz. Hı hı. Üstüne Çin biniyor. Yani nasıl sertiz? Avrupa'nın Majör 5 lig dediğimiz ligini aldığımız zaman artı Türkiye'yi ekliyorum. 116 takım arasında ilk 7'ye bakıyorum en çok maç başı faul yapanlar. Trabzonspor, Gaziantepspor, Sivasspor, bir de Mersin İdman Yurdu. İlk 7'de 4 tane Türk takımı var. Çok enteresan. Futbolcularımız çok itiraz ediyor. Caner Erkin'in 2 sezonda gördüğü sarı kart sayısı 20. Bunun 12 tanesi itirazdan. Çok itiraz var. Zemin kötü, futbolcular sert. Üstüne hepsi bindiği zaman... Ne yazık yani ki, kafa olarak mı değişmemiz gerekiyor? En başta herhalde kafa olarak bir değişip sonunda geri kalan kısımda da artık futbolcu yapısını, tribünleri, sahaları, evet, ya her anlamda değişmemiz lazım. Şöyle gerekti. Bir şey dün incelemiştim. Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un PFDK'ya sevk sayıları. Son 5 sezona baktığımız zaman Galatasaray düşüş eğiliminde, Fenerbahçe, Trabzon, Beşiktaş artış eğiliminde. Bir yönetici kafamız değişmesi lazım. Kesinlikle. Galatasaray'da Duygun Yarsuvat yönetimiyle birlikte PFDK sevk sayısı azaldı. Çünkü başkan diyor ki ben konuşmuyorum. Evet. Beni ilgilendirmiyor diyor. Hakikaten de ilgilendirmeyen konuda da konuşmuyor başkan. Hı-hı. Üslubunu da çok iyi biliyor. Nasıl konuşması gerektiğini de biliyor. Ama Trabzonspor'a, Fenerbahçe'ye, Beşiktaş'a bakıyorsunuz savaş alanı gibi. Hı-hı. Derbi bitti, futbol konuşan yok. Gerçekten yok yani. Maalesef işte Türk futbolunun biraz mantalite olarak ya bakın, değişmesi şu gerekiyor. Şu benim çok asabımı da bozan bir nokta. Bu hafta Karabükspor 700 tane pas yaptı. 700 pas yaptı. 400 küsür isabetli ve bu hafta ligin en çok isabetli pas yapan takım futbolcular listesinde ilk iki Karabükspor'lu futbolcular. Ve bunu konuşan kimse yoktu. Evet. Kimse konuşmadı. Çünkü biz bence bunlar... yani futbolu verilmeyen değer bu işte. Evet bu işte noktada biz, ortaya çıkıyor. Biz ne zaman ki bunları konuşmaya başlarız o zaman kazanmaya başlarız. Kesinlikle. Biz Neymar 90 dakika boyunca Ankara'da istatistiklere koşuyor diye Neymar'ı alkışladık. Evet. Aslında insanlar bunu özlüyor ama bunu medya vermiyor. Buna önce olmak için de zaten bu kitabı yazdık. Hı-hı. Bunu önce olmak için de hemen bunları konuşuyoruz. Şöyle yakından gösterelim. Hatta yönetmenimizden rica edelim. Tam ekran şu an ekranlara geliyor. Altı üstü futbol. Evet. İkinci baskısı da yapıldı. Yani herkesin birbirini kırdığı, birbirini alt etmeye çalıştığı bir noktada. Mesela kapakta Selçuk İnan'ın pas istatistikleriyle bir grafik yayınlamıştım. Geçen sezon sen de çok iyi biliyorsun. TT Arena'da Galatasaraylı taraftarlar Selçuk İnan'ı yuvaladılar. Evet, Islıkladılar bir maçtan sonra. Yanılmıyorsam Eskişehir Spor maçıydı. O maçtan sonra şuna baktım. Galatasaray'da Selçuk İnan hakikaten paslarını yana mı yapıyor, geriye mi yapıyor, ileriye mi yapıyor? Çok enteresan. O maç Selçuk'un bütün sezonki en az geriye ve yana yaptığı pas tablosu çıktı karşıma. Ben bu istatistiğinde evet gördüm. Böyle çok enteresan bir tablo var. Taraftarlarımızın bu konuda bilinçlenmesi lazım. Ya futbolu bilmeden izliyoruz. Bilmeden ve dolduruşa gelerek izliyoruz. Evet. Ve biz de hatta buradaki grafikte de bu işin aslında öyle olmadığını gösteren bir grafik. Mecazi anlamda da bunu buraya koyduk esprili olsun diye. Biz gazete olarak da ertesi gün işte Selçuk İnan gerçeği diye bu gerçeği yayınlamıştık. Hı-hı. Umarım gazetelerimizde, televizyonlarımızda bu tarz bilgilerin daha çok yer alması ilerleyen dönemlerde artar. Ya en azından yetişen yeni nesil biraz daha böyle alt taraftan gelen futbol severlerin biraz daha işi bilerek yani evet futbol bir oyun, keyif alınması gereken bir oyun. İlk olarak bunu öğrendikten sonra biraz da istatistiksel olarak olaya yaklaşırsak herhalde daha bilinçli taraftar toplulukları oluşacaktır diye futbolcular düşünüyorum. Futbolcular da bunu istiyor. Mesela dün
sevgili Uğur Uçar'la Ferhat Öztürk'ün telefon açtılar. Onlarla görüştük. Dediler ki abi bizi bir karşılaştırsana, biz neredeyiz? Hı hı. Caner Erkin'le, Gökhan Gönül'le, işte diğer TS'le vesaireyle karşılaştırdık. Onlara bir tablo verdim. Siz dedim top kazanmada oynadığınız, yani topa sahip olma döneminizde top kazanmada iyisiniz. Top kaybetmemede de iyisiniz ama pas rakamlarınız kötü. Yani futbolcu da bunu merak ediyor. Evet, merak edip ona göre de kendini en azından geliştirebilir diye düşünüyorum. Futbolcu da bunu artı olarak yazıyor. Mesela Galatasaray SK'nın internet Twitter hesabından da artık maç günleri sevgili Oğuz elinden geldiğince istatistiksel bilgiler paylaşıyor. Evet. Ve çok enteresan bir tesadüftür. Oğuz'un paylaştığı her futbolcu o günün akşamında gol attı. Öyle mi? Şeju, Burak, Schneider... Kimi paylaştıysa gol attı. O zaman o böyle enteresan bir bilgi var. Yani futbolcular da buna artı doping gibi. Çünkü hemen onların kulağına gidiyor bunlar. Tabii ki. Kesinlikle. Yani ben, zaten her oyuncunun da sosyal medya kullandığını günümüzde göz önünde bulundurursak. Aynen. Ben Ferhat Öztürk'ün istatistiksel bilgisini paylaşıyorum. Kuzeni beni takip etmeye başlıyor. Güzel. Bunlar olsun. Bunlar daha çok olması olsun lazım diye istiyoruz. Bugün Sabah gazetesinde senin Burak Yılmaz'la ilgili paylaştığın bir haber vardı. Yönetmenimizden hemen rica edelim o ekranlara gelirse. Evet. Evet, Galatasaray formasıyla 2013 ve sonrası 45 gol atan Burak 49 puanla direkt katkı sağladı diye puan makinesi manşetiyle de bunu bugün Sabah gazetesinden vermişsin. Yani evet, istatistiksel olarak da Burak ligdeki durumunu nasıl, Avrupa'da da çok yüksek bir noktada. Çünkü hani verimli gol atmak önemlidir ama verimli gol atmak daha önemlidir. Yani 3-0 iken skoru 4'e taşımaktansa 1-1 giden maçta ikinci gol atmak her zaman çok daha kıymetlidir. Geri dönüşlere imza atmak. Geri dönüşler keza aynı şekilde. Ve verimli gol atıyor. Mesela Musa Sow'a bakıyoruz, 32 gol atmış, 18 gole katkı sağlamış. Yani genel anlamda 2-0 giden maçlarda ya da 3-0 giden maçlarda 4'e taşımış skoru. Burak'a bakıyoruz, 45 gol 49 puan. Yani her attığı gol neredeyse puan olarak geri dönüş yapmış. Skora direkt etki eden. Kesinlikle. Mesela aynı haberde Messi ve Ronaldo'yu da karşılaştırdık. Barcelona ile Real Madrid'in genelde maçları 4-0, 5-0 bittiği için Messi ile Ronaldo'nun attığı goller genelde puana katkı dönmüyor. Hı-hı. Ama Galatasaray'da Burak Yılmaz'ın bir gerçeği var ki Burak Yılmaz'ın Türkiye gerçeği var. Hakikaten ne kadar eleştirilse de işini çok iyi yapıyor. Ve Galatasaray'ın en büyük şansı da mesela önümde sevgili Instas şirketinden gelmiş bazı datalar var. Umut Bulut'un ikili mücadeleleri, hücumda ikili mücadele yapıyor. Umut Bulut şu an Galatasaray'ın en az süre alan isimlerinden bir tanesi hücum hattında. Bu gerçek. Umut Bulut şu an hücum hattında en çok ikili mücadele kazanan ve ikili mücadeleye giren isim. Az süre almasına rağmen. Ama bunun yanında da çok eleştiriliyor. Atıyor da. Evet. Biz eleştirmeyi çok seviyoruz. Kesinlikle. Ama bu tarz verileri vermek lazım. Hı. Hatta Oğuz'a da söyledim. İnstas'tan bu veriyi alalım, paylaşalım hatta diye. Çünkü çok kıymetlidir. Şimdi golcünüz attığında vuruyor. Çecu gibi Emenike'nin ya da diğer birçok ismin önüne geçmiş bir gol sayısında bir isminiz var. Bu ayrı bir detay. İşte diğer golcünüz ikili mücadelede size çok güzel top kazandırıyor. Hı hı. Bunlar da tabii Kasımpaşa karşısındaki bir geri dönüşlerin en büyük etkenlerinden bir tanesi. Kesinlikle. O zaman hemen Galatasaray'ın en büyük etkenlerinden, en büyük isimlerinden biri Wesley Sneijder'ın istatistiklerine de bakalım sevgili izleyiciler. Haftanın kilit pas atanları olarak vermişsin. Zirvede evet, Wesley Sneijder var. İlk 6'da 5 isim Kasımpaşa ve Galatasaray forması giyiyor. Evet. Demişsin. Bu data da Instas'tan. Yani şu datayı biz nereden alıyoruz biliyor musun? Rusya'dan bir şirketten geliyor. Bu data. İstiyorsan şurada da daha. Evet, Rusya'dan bir şirketten geliyor ve herhalde zaten bu hafta Twitter üzerinden paylaştığım bu veri Türkiye'de ilk defa paylaşıldı. Evet. İlk paylaşıldı. Hiçbir medya kuruluşu da bunları kullanmadı ve Schneider zaten en önemli noktası beynini iyi kullanan bir isim olmamız. Hakikaten de yani beynini. Futbol zekası çok yüksek. Evet, zaten futbol bunlar zekasını sahaya yansıtan bir isim ve kilit paslarınız ne kadar yüksekse skor elde etme şansınız o kadar yüksek oluyor. Hı hı. Bir Burak Yılmaz gibi bir isminiz var. Arkasında Schneider gibi bir isim var. Onu besliyor. Kilit pas dediğimiz şeyi de açıklayayım nasıl olduğunu. İki ismin arasından yani ara pas dediğimiz nokta. Yani defans oyuncularının arasından sizin forvetinizi kaleciyle karşı karşıya bırakacak paslar anlamına geliyor. Hı hı. Schneider kilit pasta Süper Lig'in lideri. Attığı şut sayısında Süper Lig'in lideri. Tek eksiği var. O da şutlarını kaleye isabet oranı çok düşük. Yani 57 tane şut atmış olan Burak Yılmaz'ın 38 şutu kaleye bulurken Schneider 89 şutta 37.
Ama 37'si de tam yani. Evet, 37'si de tam tabii. Çok müthiş vuruşlar. Kesinlikle. Bu isabet yüzdesi daha da arttığı zaman çok daha büyük katkılar sağlayacaktır. Dünya Kupası'nda da bu eksikliği yaşamıştı Schneider. Çok vurdu ama çok isabetsizliği vardı. Şampiyonlar Ligi'nde de keza aynı şeyi yaşadı. Şu an Galatasaray'da da o sendromu yaşıyor ama önüne geçtiği dakikada Galatasaray'a çok büyük artılar olacaktır. Peki mevki olarak aynı olmasa da ben Yasin Öztekin'de birazdan maç oynayarak bu son paslarında skora katkı eden pasların asistlerinde de yani, biraz yakalayabileceğini düşünüyorum. Yanılmıyorsam biraz asist yükseltecektir. 10 oldu sanırım asist sayısı. Yanılmıyorsam 5'i Türkiye Kupası, 4 tanesi lig diye hatırlıyorum. Toplamda 10 olması lazım. Yani o da zaten asist sayısı da ne kadar çok ara pas ya da hücum oyuncuları ne kadar kaleciyle karşı karşıya bırakacak pas attığını gösteren etkenlerden bir tanesi. Şimdi yokluğunu çok hissettiğimiz, taraftarın çok özlediği bir ismin istatistiklerini getireceğiz ekranlarınıza sevgili izleyiciler. Felipe Melo Galatasaray Melo'suz çıktı. 35 maçta 39 puan kaybetmiş. Toplam puanların %62'sini alabilmiş. Evet. Melo'nun istatistikleri geliyor şu an ekranlara. Ya bu enteresan bir durum aslında. Şimdi ben bunu gazetede toplantı masasında ne zaman sunsam, ya biz şimdi Melo ile maçın ne alakası var diye bir ortam oluyor. Ama hakikaten de Melo'suz maçlarda Galatasaray puan kaybediyor. İlginçtir. Şimdi Semih Kaya örneğini de vereceğim. Semih Kaya ve Melo da üst üste bindiği zaman Galatasaray'da bir zorlanma yaşanıyor. Çünkü Hamit bir türlü eski formunu yakalayamadı. O iğmeye ulaşamadı. Bunu kabul etmemiz lazım ama ilerliyor. Şu an milli takımda inşallah da daha güzel bir form yakalayacak. İnşallah. Ama şu an 2014-2015 sezonunda Melo'suz 11 maça çıkıp sadece 6'sını kazanabilmek demek ki bu ismin boşluğunun doldurulamadığının bir göstergesidir. Zaten puan kayıpları olduktan sonra gazetelerde de en çok rastladığımız konu başlıklarından bir tanesi de Melo'suz Galatasaray'ın istatistiksel olarak düşüşü göze çarpıyordu. Şuna göz atalım. Bir sonraki istatistiğimiz gelsin ekranlara sevgili izleyiciler. Galatasaray'ın iki önemli geri dönüşü Mersin İdman Yurdu ve Kasımpaşa maçlarının istatistiklerindeki benzerlikleri ortaya koymuşsun. Bu çok tesadüfen yakaladığım bir istatistikti. Zaten bu işler genelde tesadüfen çok yakalanıyor, ilgi çekiyor. Yani takım şut sayısında... Yani hemen hemen aynı gibi. Yani gol attığı gol aynı, şut aynı, isabeti şut aynı, gol pozisyonu aynı, sağdan soldan açtığı orta sayısı aynı, hatta yaptığı faul de aynı. Pas rakamı, isabetli pas rakamı aynı. Yani böyle enteresan bir tesadüf oldu. Tabii bunun tamamen bir tesadüf. Skora etki. Çünkü Galatasaray ortalama 5 isabetli şutla oynayan bir ekip. Yani birçok maçı 5 ile 6 arasında bitiyor. Bu maçlarda 7 gol pozisyonuna girmesi birazcık onların eforunu gösteriyor. Zaten Galatasaray'ın her zaman şöyle bir örnek vermek lazım. Skor bulamadığı karşılaşmalarda genellikle oyun 18 dediğimiz yayın ve yani rakibin yayıyla ceza sahası alanı içerisinde oynanıyor. Orada inanılmaz bir mücadele var. Galatasaray genelde o kısmı kıramadığı için problemler yaşıyor ama sonrasında ilerleyen dakikalarda rakibin deneyimsizliği, rakibin yorulmasıyla beraber Galatasaray skoru eline alabiliyor. Açıkları bularak skora gidebiliyor. Hemen şuna da göz atalım. Bir sonraki istatistiğimiz gelecek ekranlara. Süper Lig ekiplerinin öndeyken rakiplerine verdikleri ve yenikken rakiplerinden almayı başardıkları puanları ortaya koymuşsun. Şimdi çok da önemli bir şampiyonluk mücadelesi var tabii. İlk üç sırada üç büyükler dediğimiz biz, Beşiktaş ve Fenerbahçe. Yani burada, büyük bir çekişme yaşanıyor. Burada asıl çarpıcı olan nokta Bursaspor'un tablosu. Evet. Çünkü baktığımız zaman öndeyken rakiplerine 18 puan vermiş Bursaspor var. Demek ki bu konuda birazcık daha dikkatli olsalarmış şu an ilk 3 yarışının içinde olacaklardı. Çok daha farklı bir noktada olacaklardı. Fenerbahçe öndeyken rakiplerine hiç puan vermemiş. Skoru kaybetmeme konusunda bu konuda başarılılar. Galatasaray ise yenik durumdayken rakiplerinden 7 puan aldı. Mersin İdman Yurdu'ndan aldı. İşte son Kasımpaşa'dan aldı. Sezon içerisinde bir karşılaşmadan daha almıştı. Bu konuda en büyük sıkıntı yaşayan takım Beşiktaş aslında. Hem Şampiyonlar Avrupa Ligi'nde hem de ligde son 10 dakikada yediği goller büyük yara verdi. Yani 5 maçta Avrupa Ligi'nde son 10 dakikada gol yediler. Artı Süper Lig'de 7 puanı rakiplerine kaptırdılar. Bu grafik bize genelde eforunu erken kaybeden takımların gösteriyor. Galatasaray'da eforunu geç kaybeden takımlar sıralamasında ilk 3'te. Diyebiliriz. Hemen şuna da göz atalım. Şimdi artık şampiyonluk yarışı da giderek kızıştı tabii. Son 9 maç kaldı. Bu son 50 yılın 42'sinde 24. haftayı lider bitiren takımların şampiyon olduğunu ortaya koyan bir istatistik hazırlamışsın. Şimdi tabii bu
grafikte bazı sezonlar 30 hafta üstünden, bazıları 34 hafta üstünden ve 2 puanlık sistem vesaire derken genellikle 24. haftayı lider bitiren takımlar 50 sezonun 42'sinde şampiyon tamamlamışlar. Evet. Böyle bir şey var ama burada dikkat edilmesi gereken nokta Beşiktaş bu 8 sezonun ikisinde, üçünde iki defa Galatasaray şampiyonluğu vermiş, birine de Fenerbahçe. Yani 24. haftayı önde götürdüğü 8 sezonun 3'ünde rakiplerine kaptırmış şampiyonluğu ki bu sezonda... Bir taraftar için de aslında, hem takım için hem taraftar için de aslında acı bir durum. Kesinlikle acı bir durum ki bu sezonda 24. haftasını Beşiktaş lider tamamlamıştı. Ve şu an zor bir durumdalar. Hem bugün Mustafa Pekdemir'i kaybettiler. Motta idmanı yarıda bıraktı. Çok eksik durumdalar ve moral olarak da çok düşükler ama bakalım ne olacak bu hafta. Yani biraz daha zor durumda olacaklar maalesef, bunu buradan söyleyelim. Hemen son olarak da şuna bakalım. Tüm Avrupa'da en fazla hoca değiştiren ülke konusunda zirveyi bırakmıyormuşuz. Evet. Hemen bir onun istatistiğine göz atalım. Sonra en önemli konumuz seyirci durumuna geleceğiz. Hatta bunu bununla ilgili hemen şöyle bir kısa bir cümle alayım. Süremizin sonuna da geliyoruz. Şu seyirci ortalamasını da çünkü konuşmak burada istiyorum. Kısaca bir şey söyleyeyim. Şu an bu tablo tabii birazcık güncel değil. Günceli şu: 18 takım 15 değişiklikte ikinci sıradayız. Romanya bizim önümüze geçti. Ama 39 Avrupa Ligi içerisinde en çok hoca değiştiren ikinci ülke durumundayız. Enteresan. Evet. Evet, hemen bir diğer istatistiğimiz geliyor ekranlara sevgili izleyiciler. Süper Lig'in seyirci ortalamalarını Şike soruşturması etkilememiş görünüyor. Bu hipotezi yani yok saymakta fayda var demişsin. Yani şöyle bir şey var. Şike sürecinin olduğu dönem ve sonrasında seyirci yüzdemiz %2.1 artmış. Hı hı. Bir sonraki sezon, bir önceki sezona göre %2.4 artıyor. Sonra Pasolik devreye girdikten sonra %50 düşüş gösteriyor. Evet. Bu rakamlar resmi rakamlar, bu rakamlar bakanlığın kendi açıkladığı rakamlar olduğu için de kimse şunu söylememize, tamam Şike süreci etkilemiştir, hı hı, gelmeyenler olmuştur ama Şike sürecinin çok büyük, işte daha doğrusu Şike sürecinin arkasına sığmamak lazım. Kesinlikle. Bir şeyleri eksik yaptığımız kesin. Bizim bunun üstüne gitmemiz lazım. Stadyumlarımız kötüyse buna bakmamız lazım. Çimlerimiz kötüyse buna dikkat etmemiz lazım. Futbolumuz kalitesizse buna biraz dikkat etmemiz gerekiyor. Yani biz, kaliteyi artıracak unsurların üzerine gidilmesi gerekiyor. Kesinlikle. Yani biz sezon içerisinde Kasımpaşa Galatasaray maçı gibi en az 50 tane maç izlememiz lazım. Evet, kesinlikle. Ama izlediğimiz maç sayısı 5-6'yı geçmiyor. Yani Premier Lig'e baktığımızda ligin üst kısımlarındaki oynanan maçlar da çok keyifli. Evet. Ligin düşme hattında olan takımların oynadığı maçlar da çok şöyle keyifli. Şöyle enteresan keyfini alabilmemiz bilgi var. 1950 yılı sonrası 65 sezonda Premier Lig'in seyirci ortalamalarına bakıldığı zaman bizim en yoğun tribüne taraftar çektiğimiz dönem bile onların en zayıf olduğu dönemin gerisinde kalıyor. Onlar da bu sezon herhalde öyle bir durum yaşıyorlar. 1984 yılında 18.854 seyirci ortalamasıyla oynamışlar. Onların en kötü dönemi. Bizim en iyi dönemimiz 11.306 kişi. Ama zaten hep söylüyoruz, yani İngiltere bir futbol ülkesi. O zaman Premier Lig'e göz atalım. Bizim en çok yakındığımız konulardan biri sevgili izleyiciler, hakem hataları. Evet. Yani, offside, foul, şudur budur derken taca çıkan topların görülmemesi vesaire, insanlık hali diyoruz, olabilir diyoruz. Premier Lig hakemlerinin offside doğruluk yüzdesi bu. Yani çok enteresan. Artık Süper Lig'de 2014-2015 sezonunda özellikle artık hakkı hakkından teslim alıp diğerine veren çok hakem gördük. Hı. Ne yazık ki gördük. Yani mesela Balıkesirspor'un 90 artıdaki frikik pozisyonunu yanlış çalıp Gaziantepspor'a verildiğini ve Gaziantepspor'un o frikikten gol bulup Balıkesir'i yendiğini gördük. Evet. Yani bir insan frikiyi yanlış verebilir. Ama 5 tane insan var orada. Hı. Çok enteresan. Hakem sayısı arttı, hata yüzdesi de yükseldi. Bu grafik 2008-2009 sonrası hakemlerin offside'dan ne kadar başarı isabeti olduğunu gösteriyor ve hiçbir zaman %90'ın altına düşmemişler. Yani skora, yani hakemlerin vermiş olacağı yanlış kararlar hem skora etki edebilir, evet, hem oyuncuların ortaya koyduğu performansa, emeklerine haksızlık olarak diye düşünüyorum. Yani bir sezonda %99, yani 100 offside bayrağın 99'u doğru kalkıyorsa, evet, oradan ders almamız gerekiyor. Evet. Biraz kesinlikle. Hakemlerimiz de yani Premier biz Lig'deki hakemleri offside'e geçtik. Penaltıyı tartışıyoruz. Penaltı pozisyonunda var. Yani ya taca çıkan topu bile tartışıyoruz yani. Fenerbahçe Galatasaray maçını hatırla. Evet. Hasan Ali Kaldırım'ın, yanlış hatırlamıyorsam, taca çıkan topunu çok bariz yan hakem görmemişti. Çok ve dönüşünde Alper Potuk'un vuruşuyla gol olmuştu. Evet. O noktada skor
2-1 değil de yani Galatasaray önde olmasaydı ve o maç 1-1 sonuçlansaydı mesela bu dengeleri değiştirebilirdi. Sezon başında alınan puanların değeri bence sezon sonunda ortaya çıkıyor. Aynen. Anadolu'da bırakılan puanlar genellikle. Kesinlikle. Ve çok fazla yani dediğin gibi hakemin gözünün önünde yani Emenike'nin formasını çıkarttı. Fırat Aydınus'un gözünün önünde olmasına rağmen sarı kart karar çıkmadı. Bahsettiğin Hasan Ali Kaldırım pozisyonunda internete düşen görüntülerde de gördük. Hakem Hasan Ali'nin 2 metre yanında duruyor. Ben tribünden gördüm. Yani 2 metre yanında görmedi hakem. Çok yani enteresan. Ben burada Fenerbahçe'ye yüklenmek ya da zaten söyledim. Çok tarafsız bir şekilde buradayım. Kesinlikle. Ne Galatasaraylıyım ne Beşiktaşlı ne Fenerbahçeli. Kayseri Spor taraftarı olarak gelmiş biriyim. Hatta futbola gönül vermiş, futbolu seven bir insanım. Aynen öyle. Galatasaray'ın deplasman tribünde de yer almış bir insanım. Ve bu tarz hatalar futbolumuzun seyir zevkini düşürüyor. Kesinlikle. Hakemlerimizin ders alması lazım. MHK'nın da bu konuda önlem alması lazım. Çünkü hakemlerimiz çok deneyimsiz ve profesyonel hakemlik gelmediği sürece yani bizim o kararı veren hakem bir gün sonra Denizli'ye gidip eczanesini açmadığı sürece bu tarz problemler yaşamaya devam edeceğiz. Dileriz bu problemler en kısa sürede sonlanır sevgili izleyiciler. Taner, programımızın da sonuna geldik. Son olarak söylemek istediğim bir şeyler varsa onları alalım. Çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbet oldu. Süremiz biraz kısa. Ben daha sohbete doyamadım. Biz sen de artık programdan sonra sohbetimize devam ederiz. Sevgili izleyiciler, Sabah Gazetesi Futbol İstatistikleri Editörü sevgili Taner Karaman bugün stüdyoda konuğumuzdu. Çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Sizin huzurlarınıza kendisine bir kez daha teşekkür edeyim. Haftaya tekrar aynı saatte Cuma günü Medya Aslanı'nda görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.